Teşekkür ederim. Efendim şimdi bize burada verilen bir kitapçık var. Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar. Özellikle burada özgür medya ile ilgili son sayfaya yerleştirilmiş bir bölüm var. Örneğin panel, buluşma. Şundan mı bahsediyoruz? Evet. Şimdi bundan sonraki süreçte basın mensupları için yeni çalışmalar olacak mı? Çünkü maalesef burada olduğu gibi son sayfada kaldık her zaman. Buradaki birçok arkadaş bana katılacaktır. Bugün gittiğimiz her yerde kıymetli basın mensupları, yüzde basın mensupları şeklinde hitaplara muhatap oluyoruz. Fakat hiçbirimizin burada kendini kıymetli hissettiğini ifade edebileceği sanmıyorum. Çünkü genel olarak maddi manevi şartlarımıza baktığımız zaman birçok konuda çok çok yetersizlikler var. Örneğin bugün bir polis evi var. Örneğin bugün bir öğretmen evi var. Örneğin bugün bir ordu evi var. Diyeceksiniz ki bunlar kamu kurumları. Elbette öyle. Fakat biz gazeteciler de kamu görevi yapıyoruz. Fakat bugün baktığımız zaman şartlarımızla ilgili en ufak bir düzenlemenin yapılmadığını maalesef üzülerek görüyoruz. Yani sorun şu olacak, bu sayfadaki gibi sonda mı kalacağız, yoksa yeni dönemde gerçekten basın mensupları için, sosyal hayatlarının daha düzenli olması için bir şeyler yapılacak mı? Bu benim için bir dert oldu. İnşallah son sayfada kalmayız. Buyurun efendim. Abi bu şey değil, yani orada iletişim bölümü 6. bölümün içerisinde yer aldığı için son sayfalara denk gelmiş. Siz isterseniz tersinden okuyun, oradan başlayın, o zaman boşa gelir. Şimdi tabii bizim medyanın gerçekten özgür ve güçlü bir yapıda olmasını her zaman desteklediğimizi, istediğimizi biliyorsunuz. Ve bu anlamda da medyanın imkanlarının, şartlarının geliştirilmesi için de fevkalade önemli destekler veriliyor. Bu anlamda yapılan çalışmaları, AK Parti hükümetleri 21 yıllık süre içerisinde medya ile ilgili yapılan gerek yasal düzenlemeleri, gerek diğer destekleri burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Siz biliyorsunuz. Tabii ki bizim şöyle bir özelliğimiz var. Yaptığımız iyilik, yapılan güzel şeyleri bunları iftarla anlatıyoruz. Ama yapamadığımız şeyler varsa onları da diyoruz ki ya tamam bunları da yapacağız. Hep beraber yapacağız. Yani onun için bu kitapta renkleri ayırdık, bilerek ayırdık. Yapılanlar mavi, yapılamayanları da sarı, turu, hafif turuncu, açık şey olarak yaptık. Partinin kurumsal renkleriyle. Şunun için yani bitti artık, her şey bitti, her şey mükemmel dediğiniz zaman kendiniz bitersiniz. Her alandaki çalışmaların hep daha iyisi, daha mükemmeli mutlaka vardır. Eksikler varsa bunları oturur beraber konuşabiliriz. Bakın ne güzel, sadece burada değil her ortamda biz basın mensubu arkadaşlarımızla oturup konuşabiliyoruz. Toplumun farklı kesimleriyle konuşabiliyoruz. AK Parti'nin en temel özelliklerinden birisi budur. Dinlemesini bilen bir siyasi hareketiz. Yani çok konuşmaktan yerine dinlemesini bilen bir siyasi hareketiz. Öyle olduğu için de milletin talep ve ihtiyaçları karşılığına Türkiye'de yani neredeyse sabaha kadar anlatılabilecek bir hizmet ve eser siyaseti ortaya çıkmıştır. Kategorik olarak şunu söylüyoruz. Milletin masasında olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir mesele yoktur. Şartlar el verir, vermez, yaparsınız, yapamazsınız. Örnek olarak söylüyorum, EYT meselesi. Yani burada bulunan herkes şöyle bir müddet evvele gidelim, bir sene, iki sene evveline gidelim. EYT'nin çıkabileceğine çok ihtimal veriyor muydu? Ama EYT milletin gündemindeydi, iyi bir şekilde çalışıldı, ciddi bir şekilde çalışıldı ve gerçekleşti. Basınla ilgili de var olan talepleri ciddi şekilde takip ediyoruz. Bunları hep beraber gerçekleştireceğiz. Yani sizler de işin bir tarafında olarak inşallah 14 Mayıs'tan sonra daha güçlü bir şekilde bu ilişkiyi sürdüreceğiz. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş buyurun.